Evet arkadaşlar, çocukları okula bıraktık. Dönüşte ekmeğimizi aldık. Evimize geldik. Metehan'ı bir güzel uyuttum. Şu anda evde çok güzel bir sessizlik hakim. Bütün ev bana kalmış durumda. Tabii ki ben boş durmuyorum bu arada. Güzel bir sebze çorbası yaptım çocuklara. Bu çorbayı en son geçen sene bir kere denemiştim. Kızım severek içti. Oğlum tam tersine çok açık sözlülükle bu ne ya bunu mu içeceğiz dedi. Bu sene bir kere daha deneyeceğim. Bakalım bu seneki tepkileri nasıl olacak. Bu sene Metehan da var. Metehan'ın damak tadına güveniyorum. Çünkü ağzının sardığı her şeyi yemeye çalışıyor benim oğlum. Bu çorbayı yaparken hem et suyu kullandım hem tavuk suyu kullandım. Gayet de güzel ve lezzetli olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar içine et parçalarım vardı, tavuk parçalarım vardı. Önce güzel bir kemik suyunu çıkarttım. Daha sonra ayrı bir tavada soğanlarımı kavurdum. Üzerine patates ekledim, havuçlarımı ekledim. Kırmızı pancar almıştım daha önceden. Kırmızı pancarlarımı minik minik doğradım. Kabağım vardı bir tane. Artan kabağımı minik minik yine küp küp doğradım. Geçenlerde lahana sarmıştım. Lahananın orta göbeğini ayırmıştım salatalarımda kullanayım diye. Birazını salatalarımda kullandım. Birazını da çorbamın içine kattım. Ama lahanayı ilk defa çorbamda deniyorum. Bilmiyorum nasıl olacak tadı. O yüzden biraz az kullandım. Belki çocuklar sevmeyebilir diye. Yani görünüş olarak şu anda gerçekten çok güzel görünüyor rengi. Hiçbir şekilde salça kullanmadım. Zaten kırmızı pancarımın rengi çıkıyor görüyorsunuz. Yani renk olarak da çok güzel bir renk cümbüşü var şu anda. Sarı, turuncu, kırmızı, yeşil. Tavuk parçalarımı haşladıktan sonra şimdi küçük küçük en son onları da minik minik doğrayıp içine katacağım çorbamı. Tuzunu ekleyeceğim, zencefil katacağım, zerdeçal koyacağım, birazcık karabiber katacağım içerisine. Gerçekten çok lezzetli ve şifalı bir sebze çorbası olacak inşallah. Kıvamı şu anda biraz cıvık gibi görünüyor ama patates koydum. Patatesim iyice pişdikten sonra sanırım onu birazcık koyulaştıracak. Eğer bakacağım çok da cıvık olursa, halen su gibi böyle kalırsa ben az yapmak istemiştim ama maşallah. Benim elim aza hiç gitmiyor. Hepsinde küçük boy kullandığım halde hepsinden bayağı bir tencere çorba çıktı. Eğer bakacağım çok da böyle koyulaşmazsa, özleşmezse bir avuç erişte atmayı düşünüyorum içerisine. Ondan sonra çocuklar severek eriştenin hatırı hürmetine inşallah çorbayı yiyecekler okuldan geldiklerinde. Tabi bu arada sessizliği ve sakinliği ben değerlendiriyorum. Şöyle kendime bir güzel Türk kahvesi koydum. Şimdi afiyetle onu içeceğim dinlenerek. Okuldan gelirken gerçekten çok yoruldum. Bebek arabası, çantalar, çocuklar derken bayağı bir gerçekten yoruldum. Şu anda dinlenmeye ihtiyacım var. Gelir gelmez tabii ki hemen çorbamı koydum. Çorbam da kendi kendine pişerken ben kahvemi piştikten sonra biraz kendimi dinlenmeye alacağım inşallah bakalım. Evet muhteşem son arkadaşlar Türk kahvemi bu sefer bol köpüklü yaptım. Metehan'ın ağlaması, sızlaması, gürültü, patırtı hiçbir şey olmadan köpüğümü kaçırmadan bu sefer Türk kahvemi yapabildim. Şimdi afiyetle içeceğim. Bir taraftan da sizinle sohbet etmeye çalışacağım inşallah. Evet, kahvemden şöyle bir yudum alacağım arkadaşlar. Ah.
Gerçekten bütün yorgunluğunu alıyor benim bu kahve. Bazen komşularım, arkadaşlarım hayret ediyor. Sadece kendim için kahve yaptığıma. Benim kahve alışkanlığım arkadaşlar lise dönemimde başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına hazırlanırken lisede işte son zamanlarında üniversite sınavlarına hazırlanırken uykum kaçması için, zihnim açılsın, uykum dağılsın diye kahve içmeye başladım. Ondan beridir bende alışkanlık yaptı. Her zaman yapmıyorum ama günde bir kere olsun bir kahve içiyorum. Bazen sade, yani genelde orta şekerli içiyorum ama bazen ağır geliyor. O yüzden sütlü kahveyi tercih ediyorum genelde. Herkese de tavsiye ediyorum. Günde bir fincan kahve zaten bütün doktorlarımız da tavsiye ediyor. Hem kalp damar sağlığına, hem uykumuzun açılmasına, hem sohbete, muhabbete gerçekten çok iyi geliyor bu. Bu sırada size de evimi göstereyim Metehan uyurken. Yani ancak bu kadar toplayabilmiştim okula çıkmadan önce ve halen elimi hiçbir şeye değmedim. Şu anda dinlenmeye çalışıyorum. Okula gidip gelmek beni gerçekten yordu. Kahvemi afiyetle içiyorum arkadaşlar. Bakalım akşam çocuklar geldiğinde tepkileri nasıl olacak benim sebze çorbama karşı. Ben tadına baktım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Mucize Doktor dizisindeki Ferman Hoca gibi müthiş olmuş yani. Onun yanına da bir şeyler yaparsam akşam yemeğimiz hazır olacak. Çocuklar okuldan geldi arkadaşlar. Ve şu anda gündüz yapmış olduğum sebze çorbasını tattırıyorum. Bakalım yorumları alacağız. Hadi bakalım başlayın çocuklar. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl, beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evet, Metehan da burada beni bekliyor. Değil mi oğlum? Sen de yiyeceksin mi mamadan? Başlıyorum. Hadi bakalım. Evet, kim önce yorum yapmak istiyor? Yap bakalım. Vallahi eline MasterChef'tekiler gibi eline ne geçerse koymuşsun. Nasıl tadı ama? Ama harika, artı veriyorum. Çok güzel olmuş. Çok böyle bayıldım. Çok faydalı. Yani anında kış, çok faydalı kış çorbası. Evet, çok faydalı kış çorbası. Emir sen? Beğendin mi? Benim bu ekmek mi? He, beğenmedin mi? Hadi. Beğendin mi, beğenmedin mi? Hangisi? Yorum yap bir. Bir daha mı anlamadın mı? Bir daha mı tatacağım? Bence harika olmuş. Nasıl? Tuzsuz mu olmuş? Tuz mu atacaksın? Tuzu iyi aslında bence. Güzel yani. Çok da tuzlu içme. Bence tuzu iyi yani. Ben artı verdiğime göre. Evet, rengi biraz kırmızılığı gitti arkadaşlar. Çünkü ben içerisine zencefil, zerdeçal koydum. Zencefil uzun zamandır kullanıyorum. Hemen hemen Zeynep doğduğundan beri zencefil kullanıyorum çorbalarımda, yemeklerimde. Zerdeçala da bu sene başladım. Bu pandemiden dolayı biraz daha bağışıklık sistemimizi güçlendirsin diye zencefil, zerdeçal, karabiber, kimyon. Biraz kimyon kullandım. İçine lahana koymuştum biliyorsunuz, ince ince doğradım. Gaz yapmasın diye kimyon kullandım. Gerçi zencefil de gaz yapmasını engelliyor ama her ikisini de kullanmış oldum. Şey diyebilir miyim? Emir, halen yorum yapmadın ama yiyorsun. Demek ki beğendin değil mi oğlum? Beğenmedin mi? Yüz ifadesine bakarsak beğenmemiş gibi görünüyor. Ama gayet güzel. Ekmeğini bandıra bandıra yiyor ilk defa. Bir şey diyeceğim. Söyle. Gördüm. Tadına baktım ve gördüğüme göre içinde havuç var. Evet. Et var. Evet. Kabağın şeyleri var. Evet, kabak doğradın. Var. Evet. Başka ne olabilir? Biber var. Yok, biber koymadım. Ha, biber yok. O zaman şey var. Neydi? Marul. Yok, marul da. Nane koymadım ama şey koydum. Kurutulmuş. Yok.
O adını bak şimdi ben de unuttum görüyor musun? Kullandığım baharatın adını unuttum. Kekik. Kekik var. Evet. Tavuk suyuyla yaptığım için kekik de güzel olur diye içerisine kekik ekledim. Ben dedim. Kesin baharatlar var dedim. Evet, havalar soğuduğu için biraz bağışıklık sisteminizi güçlendirelim dedik. Baksana ne kadar. O yüzden içine biraz baharat kullandım bu sefer çorbamda. Hadi afiyet olsun size. Ben de Metehan'a yedireyim. Evet, Metehan da yiyor arkadaşlar çorbamızı. Değil mi oğlum, beğendin mi? Demiştim damak tadına güveniyorum diye. Çünkü ağzının sardığı her şeyi yiyor benim oğlum. Değil mi akıllı oğlum? Evet anne, ben çok beğendim. Evet. Tombişim benim. Biraz böyle ekmeğine bandırarak yediriyorum. Siz de arkadaşlar videomu, paylaşımlarımı beğeniyorsanız abone olup, beğenip, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çocuklarımız da yemez demeyin. Daha küçükten alıştırmaya başlayın böyle sebzeleri. Büyüdükçe ilk başlarda belki biraz yadırgayabilirler ama daha sonra alışıyorlar. Daha lezzetli gelmeye başlıyor. Şunu tozma bak. Böyle yapıyor. Tombiş değil mi oğlum? Yer tombiş olur. Değil mi? Böyle yapıyor bak. Böyle. Evet, öyle yapıyor değil mi kızım? Beğenmiş demek ki çorbamızı. Evet. Siz de küçükken tombiş dediniz ama şimdi büyüdünüz maşallah. Hayır, ben 30 kiloyum, Emir 25 kilo. Emir mi? Emir biraz çok hareketli değil mi? Değil mi oğlum? Mama yiyelim bir tane daha. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar size, bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Kızımızın canı nar çekmiş. Biz de geçen pazardan aldığımız nar ile hediye olarak da Antalyalardan kendi elleriyle toplanan narları şöyle size göstereyim istedim. Bu Antalya'dan bize hediye olarak geldi. Arkadaşımız elleriyle nar ağacından toplamış, getirmiş. Bunu da biz kendimiz pazardan aldık. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Yani bu güzelim narlar Avrupa'ya, yurt dışına gidiyor. Oradaki insanlar ondan sonra diyorlar ki aman çok uzun ömürler, aman çok sağlıklılar. Bize pazarda verdikleri narlar da bunlar arkadaşlar. Bakalım içi nasıl çıkacak onu merak ediyoruz şu anda. Keseceğiz, bakacağız. Arkadaşlar narımızı kestik. Renk olarak tabii diğer narımız daha koyu renkli görünüyor ama tat olarak nasıl şu anda bilmiyorum. Tadına bakacağım sizin için. Nasıl? Diğerler biraz daha tatlı. Öbürünün de çekirdeği büyük. Vay. Taneleri tabii daha büyümediği için. Ufaktan topladıklarından dolayı. Bu biraz daha eşit. Bu biraz daha tatlı. Zaten renginden de şöyle eğer görebilirsiniz. Renginden de fark ediyor. Daha koyu renkli, daha iri taneli. Ben şimdi bunları ayıklayacağım arkadaşlar. Çocuklar için. Tabaklara dolduracağım. Afiyetle yiyecekler. Ama her seferinde yiyeceğiz diye bana ayıplatıyorlar. Ama hiçbir zaman bitirmiyorlar. O yüzden bana kalıyor. Ben de yiyorum. Narın tansiyon düşürücü etkisi var arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Benim de tansiyonum zaten düşük. Ondan sonra sevsem gibi evin içinde geziyorum. Bana kolay gelsin. Size iyi seyirler. Evet, narlarımı ayıtladım arkadaşlar. Kaselere doldurdum. Çocuklarım afiyetle yiyor şu anda. Size afiyet olsun. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.